sabah organik pazara gidiyoruz. Feriköy Organik Pazarı. Organik olması için tarımın yapıldığı toprakların bazı ürünler için 2 sene, bazı ürünler için 3 sene hiçbir şekilde işlenmemiş olması gerekiyor yani. Bunun dışında kesinlikle böcekle, haşereyle mücadele için kesinlikle kimyasal kullanmayacak, genetiği değiştirilmiş bir ürün asla üretilmiyor. O yüzden de bu doğal besinler organik olarak nitelendiriliyor. Neden organik pazara geliyorsunuz, burayı tercih ediyorsunuz? Valla zaten her şey o kadar kötü ki en azından yediğimiz şeyler sağlıklı olsun diye. Etimli ve hani buranın güvenebileceğim en iyi yer olmuş. Her hafta geliyor musun? Evet. Neleri tercih ediyorsunuz? Sebzeler, tarımlar. Alabileceğimiz her şeyi alıyoruz. Her şeyi buna alıyoruz. Ve şey de dahil olmak üzere. Kendiniz mi yetiştiriyorsunuz yoksa? Kendimiz. Zonguldak Alaplı. Zonguldak Alaplı'dan. Her hafta buraya geliyorsunuz. Her hafta buraya geliyorsunuz. Ürünleri topluyorsunuz, hasadı alıyorsunuz. Evet. Neler var mesela baş ürünler? Orada kiraz gördüm. Semiz var. Semiz otu var. Çilek var. Enginar var. Çilek var. Erik var. Bir de taze oluyor. Cuma günü topluyorsunuz tarladan. Cuma günü topluyoruz. Cumartesi burada satıyoruz. Sürekli geliyor musunuz? Mevsim sebzeleri, meyveleri, evet, iki hafta. Yeşillik alıyoruz, buradan çok fazla alıyoruz. Bir de meyve, temel sebzeler, bal tabağı. Yaz, kış geliyor musunuz? Sürekli. Geliyoruz. Başka yerlerden alışveriş yapıyoruz zaten, kooperatiflerden falan. Buraya da geliyoruz. Zeytinyağı var. Zeytinyağı nasıl yapıyor? Zeytin biraz dededen babadan kalma miras yediğim ben. Bunları ekmiş, biçmiş, yetiştirmiş. Sonradan ben kondum. Nasıl yapıyorsun? Bu şey diyorlar hani işte kimyasal kullanılmıyor. Evet evet. Yapar gübre kullanılmıyor. Ya daha çok zeytin sineğinde meyveye zarar vermesin diye ilaç kullanıyorlar. Pestisit kullanıyorlar. Zeytin tuzağı dediğimiz bir şey var. Bu pet şişelerin içine nitrat gübre koyuyoruz. Evet. O nitrat gübrenin üstüne su ve diyoruz ki or bir amonyak kokusu salıyor aslında etrafa. Böylece zararlı haşere gelmiyor. Sineği yani zeytine zarar veren sineği şeye çekiyor içine ve tuzak çıkamıyor içinden doğal olarak. Anladım. Peki nasıl zeytinyağını dönüştürürken nasıl bir yöntem kullanıyorsun? Bir de onu anlatabilir misin? Bende continue sistem dedikleri bir İtalyan sistem var. Çay alsana. Evet. Gel Cerar. Nasıl sıkıyoruz? Preste sıkıyor, dekantörle sıkıyoruz evet. Aslında. Merkez kaçla ayırıyor hamur. Eskiden bu taş baskı falan dedikleri yöntemler, bunlar artık çok fazla. Evet, yani taş baskı dediği pres baskı. Pres baskı.
Pazarın müşteri tipini anlatıyorum. Üç tip genelde bir müşteri tipi var. Organik ürünlerin müşterisi. Evet. Entelektüeller, akademisyenler, reklamcılar, evet. Kültürel zenginliği olanlardan çok. Bunlar biraz amiral gemisi olarak taşıyıcı kitle bunlar. Evet. Yeni bebeği olanlar. Evet. İkinci kitle. Çocukları doğal beslensin istiyorlar. Evet, doğal beslensin. Bir yıl, iki yıl dayanıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ondan ya bir şey olmaz. Pazarın, evet. Deyip bir kısmı ayrılıyor. İkinci de ailesinde birinci dereceden kanser hastası olanlar. Burada sınıfsal bir sebebiyeti kalıntılı ilaçlara buluyor doktorlar ve organik tüketmeleri halinde kendilerinin kurulunacağına inanıyorlar. Anladım. Ve o yüzden geliyorlar. Biberler telif hakkı isteyebilir. Evet. Onlar biberler, da canlı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu organik üretilen biber. Baktığınız zaman böyle marketlerde, pazarlarda yemiş, düzgün duranlara göre şekilleri biraz daha garip. Olamıyor ama tabii ki. Lezzeti daha mı? Lezzeti uzun zaman eriminde anlaşılan bir şey açıkçası. Ben yedim şöyle. Organik o mis gibi değil. O uzun erimde olan bir şey. Önce temizlenmemiz mi lazım? Önce evet, vücut bir arınacak, o tadı alışacak. Ondan sonra mideniz zaten kabul etmiyor. Yani bir rahatsızlık hissediyorsunuz organik olmayan şeyler yediğiniz zaman. Arıyor, bünye arıyor. Tabii ki yani asker sırası gibi aynı boyutta pırıl pırıl değil. Onlar biraz olgun, biraz olgunluğu kaçmış. Fiyatı nedir mesela böyle bir şey? Şu anda 15 lira ama 15 geçen lira. Hafta 20 lira. Yaz mevsimi oturdukça devam edecek. Ürün bollaştıkça devam edecek. Ama asıl mesele şu, üreticiyi çoğaltmamız lazım organik üretim. Kayseri'de 3 tane organik pazar var, oradaki fiyatlar ucuz. Neden? Çünkü yakın yerde çok üretiyor. Üretiyor ve direkt sağlıyor. Tabii, bu karbon ayak izini de büyütmemek için gerekli olan bir şey bu. Çünkü yakın yerleri korumamız lazım. Benzin tüketmeyecek, karbon. Evet, transportation derdinden, taşıma derdinden kurtulmamız lazım. Anladım. İşte bunlara ihtiyaç var. Çanakkale'den geliyor abi. Gökçe abi. Çiğ inek sütü yazıyor üzerinde. Evet, çiğ süt 3 litre 22 lira. Üreticiden direkt olarak buraya getiriyorsunuz. Evet. Yani cuma günü alınan süt müdür bu veya anlatabilir misiniz? Cuma'dan gelen süt. Feriköy, karşıda Kadıköy'de Göztepe'ye çıkıyoruz. Pastörize sütümüz var. Şöyle, kefirimiz var. Şöyle 1 litre olarak. Bir tane yoğurt. Evet. Ayrıca keçi kefirimiz de var, yeni çıktı. Keçi sütümüz var. Var. 500 miligram, 7,5 lira. Var bu arada. Bir tane de tam yağlı yoğurt. Şöyle dil peynirimiz var. Teker kaşar var. 400 gram. Keçi peyniri var. Kilosu 60 lira. Şöyle. 90 lira. Şöyle. Evet. Beyaz peynir var. Şırdan mayalı. Kilosu 50 lira. Yağımız var. Bunların hepsi sizin mandıranızda üretiliyor. Tabii kendi mandıramızda üretiliyor. Hepsi organik sertifikalı. Bu hayvanlar da doğal yollarla beslenen hayvanlardan. Farklı bu organik. Bunların içinde zararlı kimyasal olmayan, evet. Sertifikasyon kuruluşları tarafından kontrol edilmiş ve hepsi sertifikandırılmış ürünler. Evet. Bitkili retenik yağlarından yapılmış. Konsantre ürünler çoğu. Uzun süre kullanabileceğimiz ürünler. Alerji yapma riski olmayan işte. Yani birçok alanda kullanabiliyoruz zannediyorum kadarıyla. Tabii öyle ürünler var ki hani uzunca süre kullanacağız. Konsantre ürünler. Tek üründe her yerin temizliğinde kullanacağımız ürünler var. Yani bulaşık makinesinden tutun da bütün evin temizliğine aynen, kadar. Aynen el sabunundan tutun da duşuna kadar, diş macuna kadar her türlü mevcut.
normal standart konvansiyon ürünlere göre biraz daha pahalı. Evet. Yurt dışından geldiği için giderler onu anlatabilirim. Sertifikasyon kuruluşları var. Sertifikasyon kuruluşları. Onlar tarafından sertifikalandırılıyor. Hepsinin üzerinde zaten sertifikasyonları burada. You live in Istanbul or are you there? No, we live here. We work for the British consulate. I see. We're here for 2 years. 2 years? Well, it's my first time here. First time. We're looking for people, actually. People? People who speak English. Your wife is, I think, buying some sort of she cream buys, and... She buys lots of things. It's a nature. It's the nature of... It's the nature of the female. Pazar turumuz, alışverişimiz burada tamamlanıyor. Yüksek binaların arasında bir parça nefes alabildiğimiz Feriköy Organik Pazarı'nı böylelikle arkamızda bırakıyoruz.